Efendim bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Gece gündüz demeden, karkış demeden özellikle pandemide hep yanımızda, arkamızda olan sağlıkçılarımızın günü. İşte milyonlarca sağlıkçının da beklediği bir haber vardı. Bugün geldi. Sağlıkta performansa dayalı ücretlendirme yerini devlet güvencesinde temel ücrete bırakacak. Meslekten dolayı açılan davalarda da hekimler devlet koruması altına alınacak. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet katalog suçlar arasına girecek. Sağlıkçıların beklediği düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nda verdi. Erdoğan bu ülkenin hekimlerine hem vefa borcu hem ihtiyacı var dedi. Çünkü bu ülkenin hekimlerine hem vefa borcu hem ihtiyacı vardır. Milyonlarca sağlıkçının beklediği haber Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan geldi. İlgili bir mesleki sorumluluk kurulu oluşturuyoruz. Sağlık çalışanlarının uzun süredir beklediği düzenleme için harekete geçildi. Tartışılan konuların başında sağlıkta performansa dayalı ücretlendirme geliyordu. Bunun yerini artık devlet güvencesinde temel ücret alacak. Öncelikle sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecektir. Meslekten dolayı açılan davalarda da hekimler devlet koruması altında olacak. Sağlık çalışanları ilgili bir mesleki sorumluluk kurulu oluşturuyoruz. Tüm sağlık mensuplarının mesleklerinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi bu kurulun iznine bağlı olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları ile devlet üniversitelerinde görev yapan sağlık personeline bu kapsamdaki uygulamaları nedeniyle idare tarafından ödenen tazminatın rücu ettirilip ettirilemeyeceğine de bu kurul karar verecek. Sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemelerde de iyileştirmelere gidilecek. Emekli hekimler de yeni düzenlemeden faydalanacak. Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına alınacağını da tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu çalışma yapılırken hekim emeklilerinin maaşları da yeniden ele alınacaktır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet katalog suçlar arasına girecek. Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor. 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, aile hekimlerinin beklediği müjdeyi de verdi. Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde de artış yapılacaktır. Bu düzenlemelerimizin hekimlerimiz ile tüm sağlık çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İzlediğiniz gibi milyonlarca sağlıkçının beklediği düzenlemeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün duyurdu. Peki bu düzenlemeler hangi değişiklikleri içeriyor? Cumhuriyetçi Hekimler Derneği 2. Başkanı Doktor Hikmet Çevik'e soracağız. Kendisi yayın konuğumuz. İyi akşamlar diliyoruz Sayın Çevik. Hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum size. Teşekkür ederiz. 14 Mart Tıp Bayramınızı hem sizin hem de sizin nezdinizde tüm sağlıkçıların kutlayarak başlamak istiyorum ben. Çok kıymetlisiniz. İyi ki de varsınız. Teşekkür ediyorum. Efendim evet, Cumhurbaşkanı'nın 5 başlıkta açıkladığı düzenlemeleri hep birlikte izledik. Tartışıların konuların başında sağlıkta performansa dayalı ücretlendirme sistemi geliyordu. Onda da bir değişikliğe gidildi. Genel olarak baktığınızda düzenlemeler beklentileri karşıladı mı? Ne düşünüyorsunuz? Şunu söyleyebilirim. Açıklamalar, yapılan düzenlemeler çok yerinde, olumlu. Gönül daha fazlasını her zaman olmasını ister. Ama önemli ölçüde beklentilerin karşılandığını söyleyebilirim. Ücretler konusu söz konusuydu. Siz haberinizde girerken işte performansın kalktığını, onun yerine sabit ücret
geldiğini ifade ettiniz. Evet. Bu çok doğru bir tanımlama olmaz. Zaten böyle bir şey beklenti de, böyle bir talep de yoktu. Sadece olan, yapılan, beklenen, daha önce meclise gelen yasanın, ki o yasanın özelliği devlet güvencesinde, maaşın devlet güvencesinde olan kısmını, bizim hekimlerin ödemeleri, sağlık çalışanlarının ödemeleri biraz karmaşıktır. Devlet güvencesinde olan kısmını makul ve anlamlı bir düzeye çıkarıyordu. Performansı tamamen ortadan kaldırmıyordu. Bu Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında da bunun karşılandığını görüyoruz. Ayrıntılarını meclise inecek yasada göreceğiz. Burada olan şudur. Bütün düzenlemeyi, üç ana düzenleme var. Bunları değerlendirdiğimizde gördüğümüz, hekimlerin artık bir kamu hekimi statüsü kazandığını görüyoruz. Ücretleri ve davalara karşı ve şiddete karşı korunma çerçevesinde değerlendirildiğinde. Ücretlerde olan, bizim performans sistemi ilk Türkiye'ye ihdas edildiğinde maaşımızın en büyük bölümünü performans oluştururdu. Bu azaldı. Bugün ilan edilen, Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen düzenlemelerle de bunun artık hasta bakmayı, aşırı hasta bakmayı teşvik eden bir noktadan artık bir ödüllendirme, teşvik, yani bir nitelik değiştirdiğini görüyoruz. Hı hı. Böyle tarif etmek, böyle tanımlamak daha doğru. Doğrusu doğru olan da buydu. Bunu meclise inecek yasada da ayrıntılarını hep birlikte göreceğiz ve izleyeceğiz. Peki hani şu da düzenlenseydi iyi olurdu, şu da eklenseydi çok daha beklentiler karşılanırdı dediğiniz bir başlık var mıydı? Bu beş başlığa baktığımızın dışında. Şöyle ifade edeyim. Bugün bunların hepsi gündemde olan, bizim de gündemimizde olan başlıklardı. Bunlar geçtikten sonra tabii yeni düzenlemeler, yeni talepler ortaya çıkacaktır. Çünkü şu anda uygulamaya konacak olan düzenlemeler sağlık ortamını önemli ölçüde değiştirecektir. Hı hı. Çünkü bizim dediğim gibi performans sistemi üzerinden aşırı bir hasta yüküyle karşı karşıya idik. Bu performans sisteminin zorunlu sonucuydu. Çünkü parça başı ücretlendirme yapılıyor. Bunun artık sistemde belirleyiciliğini önemli ölçüde kaybettiği bir noktadayız. Bu da aşırı yükün azalmasına yol açacaktır. Aşırı yükün azalması, aşırı yük neredeyse, ben iş yükü canavarı diyorum buna, sağlık ortamında bütün sorunların neredeyse kaynağı halindedir. Hı hı. Bütün sorunlarda şiddet de dahil olmak üzere bunların hepsinde giderek kademeli olarak, bir anda olmayacak bunların hepsi, düzelmeler yaşamaya ve görmeye başlayacağız. Daha önemlisi, bunlardan ek bir katkısı da bu yeni düzenlemenin aşırı iş yükünü azaltacağı için harcamalarda da, sağlık harcamalarında, ki bizim sağlık harcaması denen şey direkt döviz harcamasıdır. Bizim işlemlerimiz tıbbi malzemelerde aşağı yukarı %80, ilaç ve eczacılıkta ise %60'lara varan bir dışa bağımlılık söz konusu. Yani dolarla yapılan, hı hı, bir iş icra ediyoruz. Memleketin durumunu da göz önüne aldığımızda, peki, bunlarda da önemli tasarruflara yol açacaktır. Peki. Çok yönlü gelişmelere yol açacak. Peki efendim, çok çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyetçi Hekimler Derneği 2. Başkanı Doktor Hikmet Çevik, yayınımıza katıldığınız için iyi akşamlar diliyoruz tekrar efendim. Hoşçakalın. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Sağ olun efendim. Evet sevgili